Şimdi Teğmen, birinci dönemden sizle beraber görev yapıyoruz. Evet. Bunu biliyorsunuz. Birinci dönemden beri ben birinci dönemden beri ağzından hiç eksik etmediğim bir şey var. Sizin ne kadar soğukkanlı olduğunuz, görevinize ne kadar sadık olduğunuz, görevinizi layığıyla yerine getirdiğiniz, nazikliğiniz, her konuda ben gerçekten üstün başarı gösterdiğiniz konusunda önüme boş kağıt getirseniz imza atarım. O konuda en ufak bir şüphem yok. Keza bu zamana kadar bütün operasyonlarda elinizden geldiğince başarı gösterdiniz. Bu konuda da zaten en ufak bir şüphem yok. Bugünlük bir istirahat edin. Şu an resmi olarak konuşmuyorum. Yani kayıt dışı konuşuyorum. O yüzden rahat olabilirsiniz. Bence yani yine sana kalmış, özel hayatına karışmak gibi olmasın ama bence bugün izi ara, bir buluşun, kafanızı dağıtın, şöyle bir kendine gel, bir süre departmana gelme Teğmen. Rozetini ve silahını masaya bırak. Dediğim gibi Teğmen, şöyle bir kafanı toparla. Git sahil kenarına git. Biraz dinlen. İyice bir kafanı toparla. Biz de bu süreçte bir soruşturma dosyasını açalım. Bir bakalım neler yapamayacağımıza dair. Hangi memurlar vurulmuş, kaç memur vurulmuş, kişi başına düşen memur sayısı kaçmış, neyse. Hepsini bir detaylı inceleyelim çünkü body cam kayıtlarını en ufak dahi incelemedim. Bir bakalım. Onun dışında normal yaşantınıza geri dönebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kırmızı kodlu bir durum dahi olsa lütfen departmana gelmeyin. Bir süre kafanızı dinleyin Teğmen. Geri kalanıyla ben ilgilenin. 2-3 gün içerisinde de sonucu bildiririm. Anlaşıldı Teğmen. Söylemek istediğin bir şey var mı bana? Yoksa... Yok. Üzgünüm yani. Biraz dağıldım. Evet. Soğukkanlılığımı Yani... koruyamadım bugün. Özellikle haberi aldıktan sonra. Bir hatamışım olduysa affola. Yani bugün dedektifin ölümü hepimizi derinden etkiledi. Fevri davranıp çok büyük kararlar vermek yerine üzerinden birkaç gün geçip bu konuyu detaylı araştırmayı daha uygun görüyorum. Keza Watkins'te de bir konuşmam lazım olur mu? Bir istişare edelim. 2-3 gün içerisinde dönüşü sana yüz yüze olarak yaparım. Tamam Teğmen. Sen istersen çıkabilirsin. Tamam, teşekkürler Teğmen. Rica ederim. Teğmen, Buyurun Teğmen. yani durumun senin ifade... Vereye verildim. Ama Ortalık söylem tarzın sakin olun onun kadar ağır arkadaşlar. olduğunu sanmıyorum. Efendim, beraber yemek yedik. Beraber yaptık. Daha demin o koltukta otururken ben sana bir şey söylemiştim. Evet. Hatırlarsın belki. Memur 2'den bu yana kadar senin objektifliğine sonsuz güveniyorum. Evet, Teşekkür ederim. beraber yönettiğimiz. Kabul ediyorum. O taşın altına kadar beraber yönettiğimiz. Taşın altından sonra ayrıldım. Evet. Evet, tamam. Hatta yani taşın oraya kadar, ben vurulana kadar ben yönettim. Evet. Sonra mangaları ayrıldıktan sonra dağıldınız, öyle mi? Evet. Ondan sonra zaten ben baygındım. Hiç hatırlamıyorum dediğim gibi. Evet. Mangaları ayrıldıktan sonraki kısım. Mangalla birlikte sana ait. Diğer manga Teğmen'e ait. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Tamam o halde. O taşın oradan itibaren dağılmanızla birlikte o manga sana aitse o mangalın olan kısım tarafından değerlendirilecektir.
Anlatayım sana. Hemen sen de iyice bir kafanı toparla. Tabii. Bilmem. Bence bu süre zarfında çok fazla üstüne gelindi. Akademi başlayana kadar bu iş çözümlenmiş olur. Haberin olsun. Tabii ki. Silahını ve Taksici işte diye başlarız boş ver değil mi? Şunu giyeyim hadi ya da. Siktir et. Miya'dan taksi ne zaman istiyoruz? Yakın zamanda arkadaşlar. Aa mesaiden çıkmadı. Doğru lan. Aferin. Unuttum onu. Onu unuttum. Aa, aslında evet bu arada silahları da depoya bırakmak mantıklı. Dur bakalım şimdi şu araç anahtarlarını vesaireleri her şeyi bırakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ya bu zaten yani bir şekilde farkına vardık canım onun. Şunu bir sal. Şunu sal. Şunları bir şöyle yapalım. Düzenli olsunlar. Şunu bırak. Şunları bırak. Ay. Mone Castro 3. ayın Twitch Prime'de yenilemiş. Tarkan oldu taksicilik. Buyurun Doruk iyi. Mone Castro çok teşekkür ederim. 3. ayımız kutlu olsun. Kesene bereket. Tunağan 5 bit imza demiş. Çok teşekkürler. Aga daha önce de Poyraz'la beraber aşağı almıştık. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Sağ olun. Bıraktım değil mi lan her şeyi ben? Bıraktım. Alright. Aha. Tamamdır. Hadi bakalım. İmzamızı da atalım da. Sağ. Atalım atalım. Sıkıntı çıkmasın sonra. Kaç kaldı?